Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve tabibi kulubina ve şefii'i zunubina Ebil Kasım Muhammed sallallahu aleyhi ve alih ve ala ehli beytihi tayyibina tahirina masumina aleyhimusselam ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in min el-ana ila kıyam-ı yevmiddin emma ba'd. Kâle Allahu Teâlâ fî muhkemi kitâbihil kerîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fe inne ma'al usri yusra. Sadakallahu aliyyul azim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Değerli Zehra TV tamaşaçıları, bir daha sizlerin her birinizi salamlayıram. İnşallah Allah nasip eylese, tevfik verse, bugün dünenki mövzunun ardını danışacağım. Dünen müeyyen kadar mende, yani çekilişte narahatçılıklar, problemler oldu. O baştan olabilse nagisliklerimiz oldu dünen. Her bir tamaşaçıdan özür istedik. Biz dünen qeyd elədik ki, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, İnnehu la yey'asu min ruhillah illel qawmul kafirun. Allah'ın rahmet, Allah'dan ümidini yalnız kafirler üzecek. Yani ümitsiz yalnız kafirler olacak. Müminler Allah'tan ümidini üzmeyecekler. Ki dedim, şeytanın vesvesesi bir neçe yolla insanı Allah'tan ümitsiz eder. Bir günahların bağışlanmağıyla insanı ümitsiz eder ki ve insan düşünür ki bu günahları ki ben görmüşüm bu vaxta kadar, ömrümün müeyyen vaxtına kadar artık elə günahlar eləmişəm. İnsan özündə o günahları düşünəndə, yəni şeytan elə vəsvəsə edir, deyir Allah məni bağışlamayacaq. Bəzən elə vəsvəsələr edir ki, insana deyir ki, heç vaxt Allah səni bağışlamayacaq. Bu günahlarımın, bu əməllərimin müqabilində. Amma dedik ki, yəni neçə günlərdir tövbə haqqında danışırdı ki, Allah mərhəmətlidir, Allah əksinə çox sevir ki, onun günahkar bəndəsi ona tərəf qayıdır. Və vəsvəsə, yəni insanı Allahdan ümidsiz edən hallardan biri də kasıbçılıqla. Bəzən insanı ümidsiz edir Allaha qarşı verdiyi ruzilərin müqabilində. Görürsüz, insanın bir müddət ruzi çətinlikləri olur, dolanışıq müşkilləri olur ki, insan çətinlik çəkir o dolanışığın müqabilində və Allahdan ümidini üzərək pərişan olur. Amma elə deyil. Hər bir neməti bizə verən Allahdır. Hər bir canlının ruzusunu verən də Allahdır. Bütün canlıların ruzusunu verən Allahdır. Baxmayaraq bəzən insanlar Allahdan ümitsiz olur, şeytan vəsvəsə edərək, ümitsiz olaraq Allahdan bir şey istəmədən gedib zalimdən və ya digər bir şəxslərdən, yəni Allahı qəzəbləndirən şəxslərdən və ya fərq eləmir, Allahı unudaraq hər hansı bir şəxsdən bir şey istədikdə, yəni bu əməli insan gördükdə, amma düşünməlidir ki, onların hamısına o nemətləri verən Allah. İstər kim olursa olsun, varlı, kasıb, fərq eləmir vəzifəsindən, belə deyək, fərq eləmir. Yəni, hər bir şəxsə, hər bir yaratdığı məxluqa ruzunu verən Allahdır. İstər canlı ola, yəni insanlar və heyvanlar ola və digər təbiət ola, hər birinin ruzusunu verən Allahdır. Amma görürsünüz, insan bir an çətinliyə düşdükdə, bir balaca sıxıntıya düşdükdə tez Allahdan ümidini üzür. Qur'anı nəzər salsaq, hədislərə nəzər salsaq, görərik ki, xeyr.
Sadece bu bir nevi insan için bir imtihandır. Olabilir mümin için bir sıkıntı, bir çetinlikler, ruzi çetinliği, bir sıkıntı olabilir. Bu o demek değil. İnsan düşünmemelidir ki bugün benim aile uşağımın yanında bir tike çörek apara bilmiremse, onların yemeğin apara bilmiremse veya onların keyin keçimin edə bilmiremse, yani çetinlik çekiremse, bunu Allah beni ailemin uşağımın yanında xəcalətli edir. Bu düşüncede olmamalıdır. Olabilsin insan düşünə, bu cür düşünceler onun beynine gələ, dərhal istiğfar etməlidir və deməlidir ki, mənə bu vəsvəsəni edən, bu düşünceni, bu təfəkkürü mənim beynime həkk edən şeytandır və şeytanı lənətlənməlidir ki, Allah'a həmsənə etməlidir. Çünki hər bir halda bütün çətinliklərin, bütün müşküllərin açarı yalnız Pərvərdigarda, Allah'tadır ki, Allah her bir çetinliğin, bir müşkül, insanın bir çetinliğin, müşkülün görür ve onu hel de edecek. Şimdi danışacağız ki, peygamberler de öyle bu çetinliklerle yüzleşirler veya masumlardan hadisler de var ki, yani bendeler de, hakiki Allah'ın dostları da bu tür çetinliklerle yüzleşirler ama Allah sonda onları hilas edip. Ruzi çetinliği olduqda bu o demek değil, insan oturmalıdır evdeki desin, benim ruzimi Allah verir. Veya oturup evde işlemir, ailesi için ruzi dalınca gitmir, deyir ki Allah bana ruzi vermir, bu minvalla Allah'tan ümitsiz olur. Bu yani düşünce, bu tefekkür pis bir tefekkür ve düşüncedir ki insan elbette çalışmalıdır, sey eləməlidir ki Allah da onun ruzisini, herenin ruzunun bir yerde bir işte koyup ki insan gidip o işe, o yere yetişmelidir ki o rüzünü almalıdır ve aile uşağına getirip çatdırmalıdır. Çetinlikler olur müminin hayatında. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala buyurur, fe inne me'al usri yusra. Hakikaten şüphesiz ki her çetinlikten sonra bir asan var. Ne kadar sıkıntılarımız olsa da görmüşük. Yani hamımız o sıkıntını geçirdirük, geçirtmişük ve sonda o rahatlığı görmüşük. Şimdi ruzi sıkıntılı da olabilir veya diğer sıkıntılar da olabilir ama sonda görürsen eler rahatlık olur ki çönüp o çetinliklere, o sıkıntı günlere nezer yetirdiğinde görür ki yok. Ele bir nöb bir imtihandır. Erkem Allah bizi yoklayıp çetinliğe salır, imtihan edir ki görün benden şeytanın vesvesesine uyur veya mene hemsena eder bu çetinliği mukabilinde. En rahat yol İnsanın zayıf o yeri elə o kasıpçılıqdır ki şeytan onun vasitəsilə de bəzən görürsüz ona vəsvəsə edir. Bəzən görürsüz cavan aileler aile qurmaq istəyir. Cavan qardaşlarımız aile qurmaq istəyir. Bu minvalla görürsüz vəsvəsə edirlər ki onlar işləmirsiniz. Ailənizi necə dolandıra bilərsiniz? Uşaqlarınızı necə dolandıra bilərsiniz? Özünüzü dolandıra bilmirsiniz. Öz yemək, keçim, yemək və keyiminizi edə bilmirsiniz. Necə başqa ailə uşaqlarınızı geyindirib və keçindirərsiniz? Onların ruzilərini gətirərsiniz. Bu minvalla görürsünüz onları qorxudaraq, vəsvəsə edərək, Allahdan ümitsiz edərək insan görsən evlilikdən də boyun qaçırır. Amma bu cür insanlar, bu təfəkkürdə olan insanlar varsa bundan, yəni bu düşüncədən uzaq olsunlar. Ümidlerin Allah'a üstünde. Hadislerde var ki ümidlerin Allah'a bağlısında. Hadislerde var ki hiç kimin ruzisin hiç kim yiyebilmez. Yani Allah benim için bir ruzi gönderipse benim ruzimi eğer bugün çetinliği çekiremse diğeri yaxşı yaşayırsa o benim ruzimi yiyebilmez. Benim için ayrılan ruzi bundan ibaret. Yani İnsan deyə bilməz ki, filankəs niyə yaxşı dolanır, mən pis dolanıram, çətinlik çəkirəm və ya niyə mənə ruzu vermir Allah? Hər kəsin ruzusunu Allah ona göndərir. Ola bilsin, biri yaxşı dolansın, biri çətinliklərlə günün keçirsin. Bu da yəni başqa bir mövzudur. Allah-u Teala bu cür insanların da mükafatını verəcək və ya bəzən olur ki, insan o nemət ona çox verildikdə fəsad işlər çox görə bilər və digər və sair. Yəni bunların hamısının səbəbləri var və hikmət. İnsan ümitsiz olmamalıdır Allah ona göndərdiyi nimətin müqabilində. Yenə deyim, çünki
Emir ol müminin. Bazen deyirsen insan deyir ki ben dolanabilmərəm, dolanabilmirəm. Əziyyət çəkirəm. Hatta görürük ki intiharlar da bu minvalla olabilir. Bir gün çetinlik çektikte aile uşağına ruzunu getirip yani olduğu kimi, öz istediği kimi. Elbette bazen biz her şeyi öz istediğimiz kimi istiyoruz. Allah istediği kimi yok. Öz istediğimiz kimi getirip çattırabilmedikten çetinliğe düşerek şeytan vesvesede hatta intiharlar olur. Valideynler olur ki evin büyükleri, kişileri ki bu çetinliğe göre özünü asırlar, öldürürler veya hanımlar evde o çetinliğe tab getirebilmediği de özlerini öldürürler ki artık ben çetinliğe tab getirebilmirəm, aç kalırım, susuz kalırım, eziyet çekirəm, başkaları kimi rahat hareket edebilmirəm. Bu cür vesveselerle görsüz intiharlar da buna sebep olur. Ama elə deyil. Herkesin ruzusunu Allah verir. Bayağı hadiste geyip elədiyim kimi Emir ol müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Esbağ İbn-i Nebata'ya deyir ki deyir Allah Teala İsa'ya dört şeyi tövsiye edip ki tapşırıp ki ve bunları koru güne. Hazreti İsa Aleyhisselam'a dört şeyi tövsiye edip onlardan biri budur ki Ma'dum tella tera kunuzi qad nefizet fela tehtemme biz sebebi rizqi. Allah Teala der benim hazinemin dağılmağın görmeyince rüzü için gam çekmek. Kim görebilir Allah'ın hazinesinin dağılmasını? Mümkün değil. Allah ganidir, zengindir. Allah'ın hazinesi geniştir. O da Allah Teala buyurur, benim rüzümü, benim hazinemin dağılmasını görmeyince, kurtarmağın görmeyince. Olabilir bir devletin bütçesi kurtara. Bir imkanlı insanın ailesinin evinin bütçesi kurtara. Yani bu mümkündür. Ama Allah'ın o hazinesinin kurtarmağı mahal bir şeydir. Yani mümkün değil ki böyle bir şey baş versin. Yani bende düşünmemelidir ki Allah'ın verdiği, o mənə verdiği nimet tamamlanır. Artık ben çetin bir durumla yaşayacağım ve başka şeylere səy edir. Başka yollara el atıp bayağı dediğim ki. O da buyurur, Ma'dum tella tera kunuzi qəd nəfizət. Benim hazinemin dağılmağın görmeyince fela tehtemme bir sebebi rizqi. Rüzi için gem çekme yine. Ben bir rivayet yaddaşıma geldi ki hadislerde var ki insanın ömrü o an kurtarır ki Allah onun ayırdığı rüzi de o an tamamlanır. Allah herkesin rüzisin onun ölen gününe kadar yani o an ki onun canı çıkır o vakte kadar onun rüzisin azaldı. Koyur onun için. Yani insanın hadislerde ben bunu okumuşum, yadımda kalmayıp hardan okumuşum ama kitaplardan okumuşum ki insanın ruzisi o vakit tamamlanır ki insanın canı kurtaran kimi yani canın alan kimi o vakit onun ruzisi de tamamlanır. Bilirsiniz Hazreti Yusuf Aleyhisselam zindandaydı. Bu kıssanı danışmakta maksadım bunu hiç uzun uzadı demirəm. Sadece toxunuram buna. Hazreti Yusuf o yuxu görmüştüler. Onlar için yuxunu yozdu ve sonda o sağı çıktı Misir'in Aziz'in yanına. Yusuf gelende ona dedi ki beni de öz ağamın yadına salarsın. Bir balaca ona toxunuram ki bakın Allah-u Teala derhal Cenab-ı Cebrail'i gönderdi. Hadislerde var ki Cenab-ı Cebrail öz şehberin yere vurdu, yer aralandı. Yerin ta ahırında, sonunda bir balaca qurd, bir yaşıl yarpaq öz dişleriyle, ağzıyla onu dartarak aparardı. Soruştu, ey Yusuf, o kuş, o heyvanı görürsen, dedi, görürüm. Dedi ki, ondan haberdar olan Allah, her o yerin altından haberdar olan Allah o kuşun ruzisini de görürsüz gönderir. Dedi, bəli bilirəm. Dedi, ondan haberdar Allah senden bu yerde haber, senden haberi yoktur. Yani zindanda ola ola Allah'ın senden haberi yok idi ki ve görürdü seni. Sen ondan istiyerdin belə deyək. Niye dedin ki ona?
izahçım bunu deyirəm, yəni öz sözlərimdən ki, niyə gedib sən bir şəxsə dedin ki, öz ağavın yadına da məni sal, hansı ki Allahdan istəmək lazımdır və bunu Allah sənin üçün göndərəcək. Bunu demək də məqsədim budur ki, yəni Allah yerin altında olan bir quruda da, bir heyvanı da görsə, onun ruzusunu da orada verir. Orada eğer onun ruzusunu verirse yeryüzünde insanın ruzusunu vermeyecek. Elbette verecek. İnsan bundan narahat olmamalıdır. Çetinliği çekmemelidir. Çetinliği çekebilir. Ama bunun için sıkıntıya düşmemelidir. Bunun için Allah'tan naümit olmamalıdır. Eksine o çetinliğin mukabilinde Allah'a daha çok hemsena etmelidir ki Perverdigar sana şükürler olsun. İnanın o şükürün mukabilinde, o hemsenanın mukabilinde, o çetinliğin mukabilinde Allah-u Teala onun evezinde ona nimetler, ruzi ve diğer şeyler verir. Vay onda ki bende onda bir an, çetin bir an düştükte öz Rabbini unut. Görsen dostlukta da olur. Rahat vaxtları insan dostluğuyla oturup durur. Ama bir balaca sıkıntısı olan kimi veya bir dövür imkanı olan insan, görsen bir dövürde imkanı var ona yardım edirdi. İndi imkanı yoktu. Elbette bu mahalda Allah'ta böyle bir hal yoktur. Allah'ın hadiste değildiği kimi ganimeti yani varı çoktur. Onun tükenen değil onun hazinesi. Yani bu mümkün olan bir şey. Ama insanlar arasında görürsünüz olur ki nimet yani ona bir müddet dostlarına verdikte o nimet onun elinden çıkandan sonra hemen dostlar da ondan uzak olur. Allah'la biz bu cür olmamalıyız. Ne de insanlarla da bu cür olmamalıyız. Daha çok insan o an Allah'a hemsena etmelidir ki Perverdigara. Bu çetinliği ki mənə verirsen, benim halımı görürsen, benim vəziyyətimi görürsen, bunun mukabilinde sana hemsena edirəm, sana şükür edirəm. Bazen bizim başa düştüğümüz tarzda düşürük, başa düşürük ki bu belanın çaresi yoktur. Bu derdin çaresi yoktur. Veya bu çetinliğin çaresi yoktur. Mümkün değil. İnsan bu cür değil ama bu sert düşüncedir. Elə belalar var ki, elə çetinlikler var ki, şeytan onu bizim için o kadar çetinleştirir ki bizim düşüncemizde o mümkün olmuyor. Ama Allah onu asanlaştırır. Bakın Kur'an'a nazar getirirsek Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nemrut onu odun içine attırdı. Şeytan vesvese eledi daha onlara çok gösterişler onların beyinlerine fikirler getirdi ki yani o kadar odun yığdılar artık İbrahim Aleyhisselam'ı odun ortasına koydular. Şimdi odu oraya nece atsınlar? Mancanak atmağı şeytan o insanları, mancanağını atmağı o insanların beynine getirdi ki bu minvalla bu işi görmek lazımdır. Bakın hemen insanlar da şeytanın dediklerini elediler. Yazırlar muhtelif kömeklikler geldi Hazreti İbrahim'e dediler ki kömək edey sənə. Dedi yok. Bunu gören benim Allah'ımdırsa bunu istiyorsa ben bunun mukabilinde hiç kimden kömək istemiyorum. Hatta o kadar yazırlar hadislerde od yanırdı ki bir fersah o oddan kenara kuşlar belə uçabilmirler. İstiliğin hərarətdən kuşlar belə çetinlik çekirdiler. Uçabilmirdi. Yani bir fersah təqribi 5 kilometre. Yani yolu onun odun etrafını o kadar elə bir yani hadislerde budur gelip ki o odun içinde Hazreti İbrahim yanıldı. Kur'an ayasındaki İbrahim'in onu odun içine attılar Allah-u Teala odu serin elədi. Neyin mukabilinde o Allah'tan ümitsiz değildi. Hiç kimden kömək istemirdi. Ne meleklerden, ne yağıştan ve diğer hiçbir şeyden Allah'tan sonraki olan o köməkçilerden veya ona kömək etmək isteyenlerden hiçbir kömək istemirdi. Yalnız Allah'a tevekkül edirdi ve ümidini Allah'tan üzmemişti. Deyir, Allah görürse bu çetinliği bunun mukabilinde mənə kömək edər ki, Hz. İbrahim'i o odun içinde de Allah korudu. Bir qissəni de deyirəm, söhbətimi tamamlayıram artık değerli tamaşaçılarım. Vaxtımıza da az kalıp, büyük tacirlerden biri öz hayat qissəsini qeyd edir ki, deyir, mən həc qıldım, hemen ili bir yere gittikte, yani həc vaxtı
eve qayıtmaq istedim yolda. Yani yol tədarükümü görən o pul qabımı itirdim. İtirdim ve düşündüm ki birinden bir neçə müəyyən qədər yol tədarükünü alaram, gedib evimde onların pulunu qaytaradım. Yani bunun için narahat değildi ki benim bu kadar varı dövlətim var. İmkanlı bir şəxsdir, tadirim. Bir geldim eve artık Allah bela gönderdi. Bir növ məni imtihan elədi ki her bir şeyim elimden çıkıyor. Bazen onu görsen insanlarda Allah nimetler verir, o nimetler sonradan hisse hisse ondan alınır. Bu da bir imtihandır. O da müxtəlif işlere göre olabilir. Bazen bende azır, bazen imtihan olur. Onunla işim yoktur. Başka bir mövzu. Deyir, bütün her bir şey elimden çıktı. Artık hanımım deyir, üzür istedim, hamileydi. Şimdi bir şey istiyordu, kömək istiyordu. Gettim deyir, bir elimde bir dirhem yarım pul var idi. Elimde o dövrün indi pulu neydiyse bir pul var idi. Gettim dükana süd alım, getirim hanımıma verim ki uşaq dünyaya getirir. Bu pulu verdim. Gelende deyir elimde olan bu. Artık öz yerimi de deyir o yerimden köçtüm başka bir yere gettim. Başka bir tanımadığım bir yerde. Bir geldikdə görüm elimden deyir o balada 300'e süt düştü yere sındı. Süt de dağıldı. Deyir başladım feryat eləməyə. İndi insan çetin diye düşende Allah heç bir bəndəsini aile uşaq yanında çetinliğe salmasın. Bir artık düşündüm, feryat elədim ki, mən indi aile uşağı, öz hanımıma ne diyeceğim? Artık onun uşaq dünyaya getirmeye gerek bir şey yesin ki, o taqəti yoxdur. Mən ne etməliyəm? Narahat oldu bunun için. Bir narahat olduqda birden komşudan biri çıktı. Dedi, ay kişi, ne feryat edirsən? Dedim ki, bəs belə bir şey, bu kadar pulum vardı, o müəyyən şeyi aldım, o da dağıldı. Dedi, bu bana dedi, yekə kişiysən, buna göre benim adam feryat edəcək. Bir bulaq mənə pis təsir elədi və başladım ağlamağa. Vəziyyəti buna danışdıqdan sonra deyir, vəziyyəti danışdım, məni evə gətirdi, dedi, xanımın ardadır, xanımın da deyir, gətirdi. Gətirdi mənə, köməkliklər elədi, deyir, bir qədər pul verdi, dedi, nəyi bacarırsan, dedim ki, ticarətçiyim, ticarəti bacarım. Bir qədər deyir, pul verdi mənə, o pulun müqabilində ticaret, yani ticaret elədim, alver elədim ve getirdiğim, kazandığım pulu getirdim, koydum onun karşısında, dedim ki, indi bunu bölək. Hemen şəxs girdi eve, getdi evden bir balaca qabda pul qabını getirdi, mənə verdi. Bir an görən kimi deyir, həcdə itirdiğim o qab yadıma düşdü, qəşş elədim, özümdən getdim. Özümdən yine birden bir ayıldım. Dedim ki, bəs bu pul elə mənim pulu. Dedi, bəli, o pulu mən görmüşdüm, o vaxt mən də həc qılırdım, amma onu bugünə qədər saxlamışdım. Yenə onun malını qaytardı ona. Bunu deməkdə məqsədim budur ki, yəni çətinliklərin müqabilində Allahu Teala sonda baxmayaraq sıxıntı çəkir insan. Yəni səbir etməlidir hər bir şəxs. Bugün mümkün deyil elə bir insanın yani maddi sıkıntıları, manevi sıkıntıları olmasın. Bunun için Allah'tan uzak düşmeye değmez. Bunun için şeytanın vesvesesine uymak olmaz. Odur, bu işte dikkatli olmalıyız. Ben her bir mümin bazı kardeşlerime tövsiye ederim ki bütün çetinliklerin mukabilinde Allah'a hem sena edek ve Allah'tan ümitlerimizi üzmeyek. Değerli tamaşaçılar, artık bize ayrılan vaxt tamamlanır. Sizinle sağollaşıram. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.